Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde farklı bir çamaşır makinesi motoru ile alternatör ve fırçasız motor yapılabilir mi? Bununla ilgili bir proje hazırladım sizlere. Evet, gördüğünüz gibi motorumuz 4 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Arka kapak, stator kısmımız diğer motorlardakine çok benziyor. Burada bir fark yok. Orta kısımda rotorumuz bulunuyor. Bu rotorun diğer rotorlardan farkı üzerindeki silisli sacın mıknatıslanmış, yani manyetik hale getirilmiş olması. Kutuplarını ben şu şekilde ayırdım. SN şeklinde 4 adet sabit mıknatıs oluşturulmuş burada ve son olarak ön kapağını görmektesiniz. Bu tarz motorlar aynı zamanda bir alternatör olarak da kullanılabilir. Çünkü içerisinde sabit mıknatıs var ve biz bunu döndürdüğümüz zaman manyetik alan değişecek. Aynı zamanda güç verecektir arkadaşlar. Fırçasız motorların çalışma prensibi zamanlamalı manyetik alan arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi vermiş olduğumuz akımla doğru orantılı olarak mıknatısın kutupları buna karşı ya itiyor ya çekiyor ya yukarı ya aşağı hareket yapıyor. Buradaki olay tamamen manyetik alanın göstermiş olduğu manyetik etkinin kinetik enerjiye dönüşme halidir diyebiliriz. Zaten fırçasız motorların da çalışma prensibi aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Bunu sadece karmaşıklaştırarak, yani daha karmaşık hale sokarak fırçasız motorların verimlilikleri artırılabilir. Şimdi gelin fırçasız motorun hal sensörüyle nasıl çalıştırılacağına geçelim. Evet, güç kaynağım 5 voltta. Birazdan voltajı artıracağım. Artımı ve eksimi şu şekilde bağlıyorum devreme. Evet, buradaki ampule odaklanmanızı istiyorum. Evet. Bize lazım olan şu şekilde hal sensörümüzün hareket etmesi. Evet, şimdi motor bağlantılarına geldik. Burada zaten motorumun 3 kablosu vardı bildiğiniz gibi. Bunlardan girişin bir tanesine direkt artı vereceğim. Aynı zamanda bu gördüğünüz gibi buradaki manyetik kontağıma gidiyor arkadaşlar. Burada diğer kalan 2 kabloya da herhangi birisi bunlardan. MOSFET'imin orta bacağına bunu lehimleyeceğim. Yani biz burada aslında 2 MOSFET ve 2 adet manyetik kontak kullanabiliriz. Ama biz bu aşamada sadece tek bir kontakla bu testi yapacağız. Hemen bu işlemi gerçekleştirelim. Bakalım bu motoru fırçasız motora dönüştürebilecek miyiz en basit şekliyle. Evet, eksimi devremin eksi ucuna verdim. Artımızı ise yine gerekli direncin olduğu kısma bağlıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda ileri geri bir hareket oldu. Burada asasen bizim senkronize bir hareket yaptırmamız gerekiyor. Buradaki manyetik rolemize.
Eğer biz bu işi senkronize yapabilirsek düzgün çalışacaktır. Buradaki manyetik kontak S veya N yönlü çalışabiliyor. Bakın şunu şu şekilde test edersek. Eğer değerleri görüyorsunuz. Evet, şu şekilde. Motorun konumu da önemli tabii ki bu aşağıda da. Aslında buradaki sensörü tam yerine yerleştirmem gerekiyor. Evet, şu şekilde yerini... En uygun konumu bulmamız lazım. Sanki şu şekilde güzel. Evet, bu şekilde sabitleyebiliriz. Evet, sensörü yerine yerleştirdim. Tabii ki bunu senkronize etmek zorundasınız. Tam yerini bulmak adına. Bakın şu şekilde enerjiyi veriyorum. Şu anda hafif hafif dönmeye başladı. Buradan voltajı artırıyorum. Sensörün yerini değişirseniz esasen burada verim de değişiyor. Çünkü gördüğünüz gibi kablonun bir tanesi boşta. Eğer bu kabloya herhangi bir sensör diğer tarafa ilave edersek motorun verimi o oranda artacaktır. Ki bu motorlar bu şekilde sensörlü motorlar. Arkadaşlar, normal bir ESC ile bunları sürmemiz imkansız. Bu şekilde basit devrelerle bu tarz motorları sürebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.